Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tahat Türk. Bugün sizlerle birlikte işletim sistemi yüklü olmayan aldığımız bir bilgisayara nasıl Windows 10 kuracağımızı bakacağız ve Windows 10'un daha geçen hafta çıkan, taze fırından çıkan 2004 sürümünü kuracağız arkadaşlar. Öncelikle bir rehber hazırlamıştım zaten arkadaşlar, nasıl USB ile hazırlayacağınıza dair. Onu izlemediyseniz YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İzledikten sonra verdiğinizi hazırlayıp gelip işte buraya arkadaşlar, geldiğinizi doğru olarak ne yapmanız lazım? Takmanız lazım. Tabii bu da tabii şöyle bir bakalım. Belleğimizi cihazımıza takacağız. Abi modern cihazlar da çok şey oluyor ya. Portlar modlar hep bitişik oluyor. Evet, gördüğünüz gibi taktım arkadaşlar. Bu da güç tuşumuza basıp Escape'den girip boot menüyü açabiliriz. Eğer ayarlarda bir sıkıntı yoksa, yani Escape'den boot menüye girebiliriz veya arkadaşlar otomatik olarak boot etmesini bekleyebiliriz. Ben otomatik olarak boot edeceğini düşünüyorum. Etmezse Escape'e basıp boot menüye girip oradan seçim yapacağız. Ama otomatik olarak boot edeceğini düşünüyorum. Tedbiren biz elimizi de boot tuşunun üstüne koyalım. Evet, boot etti arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi sıkıntı olmadan, sıkıntısız bir şekilde boot etti. Bakalım, inşallah loading ekranını göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi işlemimiz devam ediyor. Windows 10'un kurulum ekranı karşımıza arkadaşlar. Ne görüyoruz? Dil görüyoruz, saat ve para birimi görüyoruz ve ülke görüyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan, bunların hepsi çünkü Türkçe. Enter yapıyoruz. Ya biz direkt şuradan ileri diyelim. Hazın geciktirmesi ilkesi. Bilgisayarınızı onarın diyerek arkadaşlar, eğer Efi dosyanda bir sıkıntı varsa oraya gidip Efi dosyanı onarabilirsiniz. Ama bizi zaten onaracak bir işletim sistem olmadığı için şimdi yükle deyip devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum başlıyor. Burada arkadaşlar bizden ürün anahtarını girmemizi istiyor. Bir ürün anahtarınız varsa veya girmek isterseniz buradayken, bu ekrandayken girebilirsiniz. Ürün anahtarınız yoksa, bizim şimdi yapacağımız gibi ürün anahtarım yok diyebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün anahtarım yok dedim. Bu Windows'un şeyinden dolayı bir ufak bir yavaşlığımız var arkadaşlar. Şuradan tekrar doğru yere basalım. Ürün anahtarım yok diyelim. Arkadaşlar burada Windows 10'un hangi sürümünü kuracağımızı seçmemiz gerekiyor. Yeni Windows medyalarında artık tüm sürümler dahili bir şekilde bizlere sunuluyor. Yani ekstradan Home yazdım, Pro yazdım, uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Windows 10 Home, Windows 10 Home Single Language, Windows 10 Education, Windows 10 Pro seçeneklerinden biz Windows 10 Home'u seçeceğiz Sinan, senin için uygunsa. Windows 10 Home'u seçiyorum. Windows 10 Home'u seçeceğiz ve kurulum işlemine devam edeceğiz. Burada da son kullanıcı lisans sözleşmesi karşımıza çıkıyor. Son kullanıcı lisans sözleşmesinde boşluk ve Enter'a basıp kabul ediyoruz. Burada yükselt ve özel seçenekleri karşımıza çıkıyor. Özel gelişmiş, yani yalnızca Windows yüklüyü seçip Enter'a basıyoruz. Ve karşımıza disklerimiz çıkıyor arkadaşlar. Buradan biz görmüş olduğunuz gibi 512 GB'lık bir disk var zaten bu bilgisayarın içerisinde. Ve bu bölünmüş. Burada görmüş olduğunuz gibi 472,9 GB'lık bir alanımız var ve 40,0 GB'lık bir alanımız var. Bu 40,0 GB'lık alanda da tahminimce Linux'un dosyaları var. Ve biz ne yapacağız bunu arkadaşlar? Sileceğiz. Tarihin tozlu yapraklarına gömeceğiz. Artık nasıl bir mantıklı bir tabirse onun aslında siz düşünürsünüz arkadaşlar. Toz yaprakları yemeyeceğiz. Hayır, ilginç bir tabir oldu. Buradan gelelim ve şuradan 40 GB alanı sileceğiz. Tamamlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası artık tek parça. Sinan, herhangi bir CD bölümlendirme yapmak istiyor musun yoksa kurulumdan sonra yaparız mı diyorsun? Kurulumdan sonra yaparız. Evet, Sinan kurulumdan sonra yaparız dedi ve o zaman arkadaşlar yapmamız gereken başka bir işlem yok. Direkt Enter'a basıp Windows kurulumuna başlayabiliriz. Videoyu burada durduracağım. Windows kurulumu
bitmeye yakın devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Windows 10 kurulumumuz tamamlandı ve şimdi bilgisayarımız yeniden başlıyor ama ben bunu beklemeyeceğim. Direkt yeniden başlat deyip yeniden başlatacağım ve USB belleğinizi arkadaşlar çıkaracağız. Çünkü USB belleğinizi çıkarmazsınız arkadaşlar, USB belleğinizden boot edebiliyor. Bu da bilgisayarı yeniden başlatmak zorunda falan kalabiliyorsunuz tekrar işlem yapmak için. Kurulum şu anda devam ediyor. Bu arada ben bu bilgisayarın boyosunu beğendim. Mouse'u falan kullanabiliyorsunuz. Benim Monster'ın BIOS'u biraz eski kaçıyor bunun yanında. Tabi ona da belki bir güncelleme gelmiştir. Bilemeyeceğim. Evet, klavyenin beyaz aydınlatmasını görüyoruz. Bunda RGB klavye yok arkadaşlar. Düz renk beyaz. Evet, şu an hazırlanıyor aşamasında arkadaşlar. Bu bittikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hazırlanıyor kısmımız. Bitti. Burada Windows bildiğiniz gibi arkadaşlar gerekli sürücüleri tanıyor ve bu sürücüleri yüklüyor bizim için. Ekran bağdaştırıcısı falan. Kendisine kayıtlanan sürücüleri, ön tanım sürücüleri yüklüyor. Siz bilgisayarınızı internete bağladığınızda size güncel sürücüleri Windows Update'den buluyor. Ama biz bununla yapmayacağız tabii ki. Asus'un internet sitesinden güncel sürücü var mı yok mu bakacağız. Şimdi beklemekteyiz. Bakalım bize ne diyecek. Klavye mulavye seçilecek muhtemelen. Evet, klavye Türkçe arkadaşlar, zaten çok dokunmaya gerek yok. Başka bir şey seçmeye de gerek yok. Tekrardan enter yapıyorum. Buradan hızlıca geçiyorum. Bir Wi-Fi ayağına bağlanacağız arkadaşlar. Burada biz kendi Wi-Fi ayağımıza bağlanıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, internet bağlantımızı da gerçekleştirdik ve şimdi tekrardan enter basıp ileri diyoruz. Ve kurulum arkadaşlar, temel işlemlerimiz bitti. Şimdi bizden Microsoft hesabımıza giriş yapmamızı isteyecek muhtemelen. Evet, şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bu arada internete bağlandığımız için arka tarafta sürücüleri falan indirmeye başladı Windows Update. Şimdi biz Microsoft hesabımıza girip geliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Microsoft hesabımıza giriş yaptık. Microsoft hesabınıza giriş yapmanız sayesinde verileriniz eşitleniyor arkadaşlar. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Bir bilgisayar eşitliği yaptığınızda hem OneDrive kullanıyorsunuz, kişisel ve dosyalarınız, hem de diğer aplikasyon ve bir takım uygulamalarınız, duvar kağıdınız ve masaüstünüz eşitleniyor arkadaşlar. Şimdi bir pin kodu oluşturalım. Evet arkadaşlar, pin kodumuzu da oluşturduk ve enter'a bastık. Şu anda son aşamadayız artık. Birazdan bize merhaba diyecek. Hızlı ağları kullanıyoruz. Burada Microsoft'un toplayacağı verileri falan seçebilirsiniz tabii isterseniz. OneDrive'a da geçiyoruz. Zaten biliyoruz. Dayı, şimdi uğraştırma bizi onunla. Biz direkt ileri diyeceğiz. Bununla uğraşmayacağız şimdi. Doğrulamayla falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Linux veya FreeDOS fark etmez. Hangi işlem sistemini satın aldıysanız alın. Bilgisayarınıza Windows kurmak çok kolay bir şey. Bunun için gidip bilgisayarcılara para dökmenize gerek yok. Tertemiz kendiniz halledebilirsiniz arkadaşlar. Merhaba dedi bize Windows. Windows ekranına hoş geldiniz. Bizim için bazı ayarlamalar yaptığını söylüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arkadaştan da fan sesi duymaya başladık. Aa, bakayım. Ya bu bununki kadar canlı değil ama. Tabii bunda soğutma sistemi, mükemmel bir soğutma sistemi yok arkadaşlar. Diyeceksin ki Monster'daki ne kadar mükemmel. Ama yani şey gibi, yani bir en büyük amacı oyun bilgisayarı değil arkadaşlar bu bilgisayarın. Birazcık daha ofis kullanımına uygun bir cihaz. Evet, şu an ekran kartı sürücümüz yüklendi. Burada tabii GeForce Now falan yükleyip biz tekrar ekran kartı sürücülerimizi güncelleyeceğiz. Olay çözülecek. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kurulum işlemlerimiz bitmek üzere. Ve bize Windows başlayabilirsiniz dedi. Windows 10 2004'ün bembeyaz renkli
arka planını gördük. Evet arkadaşlar, Windows'un kurulum rehberimiz bu kadardı. Tabi burada Windows Update'ten girip güncelleme işlemlerinin falan yapılması gibi işlemler var. Belki bunları da arkadaşlar ilerleyen zamanlarda anlatırız. Şimdi bunlara çok fazla giremiyorum ne yazık ki. Buradan Windows Update üzerinden güncellemelerinizi yapıp bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.